TRT Türk ekranlarında her hafta Rafet Erroman'la Her Şey Yolunda mı? Programı sizlere ekranlara sunacağız, ekranlara getireceğiz. Sesim geliyor mu Rafet Bey? Rafet Bey. Evet, bir daha deneyelim. Sabah akşam hep aynı. Sabah akşam hep aynı. Ben artık burayı keseriz abi, bir daha mı? Buralar bir kesecekler. Sanki olmuyor arkadaşlar. Evet, kapatıyorum şimdi. Çünkü bayağı bir şey çektik, izlersiniz. İzleyiciler hoş geldiniz. Yepyeni bir programa. Şu hayatta neler oluyor? Ama programın adı o değil. Her şey yolunda. Hatta Rafet Erroman'la her şey yolunda. Şu kayıtta değil sanki ya. Kırmızı yanmıyor. Kameraya vurmayalım Rafet Bey. Evet, gördüğünüz gibi bir arabanın içindeyim. Düşünebilirsiniz bu nasıl bir program olacak diye. Konuklarımı arabada ağırlıyorum. Berberde konu yine ekonomi. Radyoda öğlen haberleri. Özellikle Avrupa'da yaşayan, başarı hikayeleri olan ünlü simalarla sohbetlerimiz olacak. Burada arabada konuğum olacak ve ona hayatıyla ilgili baştan sona her şeyi soracağım. Hem eğlenceli hem biraz böyle derin sohbetlere dalacağız. Şarkılar dinleyeceğiz. Yolculuk esnasında neler oluyorsa bu arabanın içinde her şeyi yaşayacağız birlikte. Ve inanıyorum ki siz ekran başındaki izleyiciler çok keyif alacaksınız bu programı izlemekten. Hadi bakalım, şimdi gideyim birinci konuğumu hemen alayım. Kimmiş görelim. Eğer insan seviyorsa sen de kalbinde yer at sevgiye. Şu hayatta neler oluyor. Avrupa yollarında yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki konuğum, yani şöyle bir şey söylesem herhalde hemen hatırlarsınız. Bas gaza aşkım bas gaza, bas gaza aşkım bas gaza. Evet, o da benim gibi yıllardır Almanya-Türkiye arasında gidip geliyor. İsmail YK'dan söz ediyorum. Şimdi şuradan sağa döndükten sonra herhalde karşıma çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet, bugün hava yağmurlu. Severim böyle havaları. Ve geliyor. Şimdi güneş gözlüğü taktı tabii. Yağmurlu havada haliyle göremiyor beni ama ben onu görüyorum. İsmail, come on, come on. Merhaba İsmail. Merhaba. Gel gel, ıslanma. Hava yağmurlu. Sen de seversin böyle havaları. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Ne haber? Teşekkür ederim. Seni gördüğüme çok sevindim. Eyvallah. Evet, az önce... Sırt çantamızı atalım artık. Rahat arkaya gitsin. Az önce dedim Avrupa yollarında yolculuğumuz devam ediyor. Hemen bir şarkını mırıldandım. Evet. Ben mırıldanmadan tabii ki seyirci hemen kimin olduğunu anladı. Ama ben seni yine anons ettim. Nasılsın İsmail? Vallahi teşekkür ederim. Sen sormalısın, sen de iyisindir inşallah. Çok iyiyim.
Senin ehliyet var mı? Ne ehliyet var? Var değil mi? Yoksa nasıl basarız gaza? Evet. Aslında bu programı sen de sunabilirmişsin. Valla hoşuma gitti ha bu program. Yani abi hakkını helal et. Ben de başlayacağım yani aynı formata dermişim. Olur. Abi aynen. Memleket neresi bu arada? Sivas. Sivas. Orada Sivas mı doğdun yoksa Almanya'da mı? Benim yani abilerim ablam hepsi doğuma büyüme. Büyüme demeyeyim de ablam küçük yaşlarda geldi Mustafa abimle. Ben Almanya'da doğdum. Sen Almanya'da doğdun. Almanya'da doğdum. Yani kaçıncı yine ikinci kuşak oluyorsun ama değil mi? Yoksa üçüncü müsün sen? Biz, babam birinci, biz ikinci. Siz ikinci, tamam. Biz sizin yeğenler falan, onlar üçüncü. Evet. Ama kimi üçüncüler var, hemen hemen yaşıtız. Çünkü ben ailenin en küçükleri olduğum için. Sen en ufaklarısın. En ufakları. Kaç kardeştiniz? Beş. Beş kardeş. Beş. Hı. Ve bir ara zaten kardeşçe bir grubunuz vardı. Aynen. Devam işte, ediyor mu o? Yurtseven kardeşler beş kişi gördüğün gibi. Başka kardeşlerimiz yok. Hı hı. Devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Benim bu çıkaracağım klipten sonra Yurtseven kardeşler çalışması gelecek. Aa, harika. Aynen. Nereden diyor? Ha, şuradan dön diyor. Yani nereden döneceğiz? Okey böyle. Yani... Türkiye'de bu ilk albüm çıkarmadan önce Türkiye'de kalmıyordun değil mi? Burada mı kalıyordun hep? Tabii. Lan efendim doğuştan. Hier geboren? Ne? Edirne. Also und wie lange bist du gekommen hier? 75. 75'te geldim. Geldim. Ne? Şu lambalardan sonra devam ederiz. Ben de sana hamı soracağım şimdi. Peki şey orada Türkiye'de o albümleri yaptığında yine buraya geliyor muydu? O daha su güzel bir ismini şimdi. Ben şimdiye kadar yaptığım bütün albümleri burada Almanya'da yaptım. Ha. Bak bu güzel. Sen Almanya'nın neresinden geliyorsun? Biz Almanya, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein- ben Ham'da doğdum. Westfalen. He, Nordrhein-Westfalen. Ham'da doğdum ben. Ham doğumlusun. He, Hamburg değil. Yok, Hamburg değil, biliyorum. Peki ne kadar bir nüfusu var oranın? Ya oranın ne kadar nüfusu var? Vallahi her gittikçe çoğalıyor. Yok yani mesela 40-50 bin, 200 bin var mı? 100 bin sanırım vardır ya. Vardır. Bayağı mesela kalmış. Ben Almanya'da Darmstadt şehrinden geliyorum ama Darmstadt'ın da bir kasabasından. Aha. Toplam 16 bin nüfusu var. Ve ben 45 yıldır veya 47 yıldır aha, orada yaşıyorum. Aha. 7 yaşımda geldim. Aha. Ve evim hep oradaydı. Dünyanın her yerini gezip dolaşıp gidiyorum geliyorum. Sonunda orada soluğu alıyorum. Evet evet. Sen de hep doğduğuma büyüme Edirne miydi senin? Ben Edirne'de doğdum. 7 yaşımda geldim. Birinci sınıfı burada okudum. 10 yaşımda da okul orkestrasına başladım solist olarak. Böyle hep okuldaydık. Orkestra kurduk. Anladım. Benim Almancam olmamasına rağmen ben yine şarkı söyleyebiliyordum mesela. Hı. Almanca, İngilizce, Türkçe. 95'te mi çıktın senin ilk albüm? Türkiye'de? İlk albüm 95'ti. 95 nasıl iyi hatırlıyorum değil mi? Ama sen de o yıllarda çıktın. Evet. Yurtseven kardeşi olarak evet. Ama 95. 96 İsmail YK 2004'te çıktı. Aa, bir saniye. Siz çıktığınızda önce hep Yurtseven kardeşler olarak devam ettiniz. Evet. Sonra sen solo bir albüm evet, yaptın. Evet. Tamam. Ama albümler çıkardıktan sonra Türkiye'ye tamamen gitmedin. Hep burada mı kaldın yine? Gittin geldin. Şimdi çok ilginç. Aslında biraz senin hayat hikayene başlıyor İsmail. Benziyor. Ben bütün müzik albüm prodüksiyonlarımı hepsini Almanya'da yaptım ve Türkiye'de pazarlıyordum. Sen de burada yaptınız. Tabii. Ve 95 yılından sonra da tabii ki böyle hep iki ülke arasında sürekli gittim geldim. Artık böyle çok sağlam bir köprü oluştu. Bir sene içinde rekor kaç? Mesela kaç kere gidip geldin? Hani hiç oldu mu mesela dediğin? Ya evet, saydım. Ya daha yeni geldim yine mi çağırıyorlar? 28 defa. En rekor 28 defa. Bir senede 28 uçak defa uçuş. Gittim geldim. Tabii uçakla hep gittim geldim. Arabayla hiç gitmedim. Ha, yani ama uçağa 28 defa bindin yani. Bir yılda 28 defa sadece Almanya, Türkiye yaptım. O yıl daha belki başka yerlere de uçmuşuzdur. Mesela İstanbul'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Azerbaycan'a. Ha, sen gidiş gelişleri mi sayıyorsun 28 defa? Gidiş gelişi. Tabii. Oo. Bir yıl içinde çok yoğundu. Herhalde ya 90'a... O zaman her hafta gitmiş gelmişsin. Tabii. Her hafta, hatta bazen hafta içi gidip geldim. Evet. Doğru. O derece. Yanlış yola girdik be İsmail. Ya. Bir U dönüşü yaptık. Ne güzel. Öyle bir şarkı doğru var ya. Yanlış yola girdik. Çıkmak bilmiyor. Aklına ha, öyle bir şarkı da yok. Valla olabilir de. Öyle güzel içten yürekten söyledin ki. Dedik herhalde senelik türkü. Öyle geldi değil mi bir anda? Ama sen iyi yaptın. Çok böyle ufacık bir gitar getirdin yanında. Evet. Şimdi istersen biraz da onu çalıp söyleyelim.
Olur. Böyle ama ben bir erişeyim bakalım. Arabanın böyle geniş olduğunu bilseydim büyüğünü getirdim ama. Vallahi ben de kestiremedim ki gözümde. Hani dedim şimdi yanlış. Evet değerli izleyiciler işte böyle bakın. Sadece stüdyolarda olmuyor bu işler. Ben. Ne söyleyelim? Bir güzelin hasretinden ahından can Allah'ından tutuşmuş her yanım yandı ha yandı yandı ha yandı aşkından her yanımda yandı ha yandı yandı ha yandı yandı ha yandı 365 gününde yandı ha yandı yandı ha yandı yandı ha yandı. Bunu istesen baştan bir de okuyalım. Yok, her güzeldi güzeli. Be. He, tamam. Yolculuğu seviyor musun? Böyle arabayla mı, uçakla mı? Mesela en keyifli yolculuk aldığın araç ne böyle? En sevdiğim yolculuk aslında araba. Araba değil mi? Araba. Hani ben mesela diyelim ki buradan ne bileyim nereye gittik? En uç nokta diyelim ki Münih'e. Hı hı. Arabayla mı gidersin, uçakla mı? Ya, arabayla. Arabayla tercih Münih. Edersin değil mi? Ama Münih sınır. Yani ondan sonrası... Mesela Viyana'ya, Avusturya'ya artık uçak. Tabii. Ya uzun yani arabayla da güzel oluyor. Evet. Biraz da oradaki arkadaşına bağlı. Bir de yolculuk arkadaşlığı vardır bir de hani. Evet. Mangalasın mangal başı bir arkadaşın olur. Bu da yolculuk arkadaşı. Evet, evet. Kişiden kişiye değişiyor. Seninle vallahi acayip sarar. Benimle dersin yani vallahi dünyanın ucuna kadar gider. Guru. Ama müzik de iyi bir yol arkadaşı. Tabii doğru. Müziksiz mesela bir yolculuk düşünebiliyor musun? Hele bir de yalnız olduğun zaman hiç düşünemiyoruz. Düşünsene böyle git o yollar bitmek bilmez be. Vallahi. Neyse ki hani yine sen şarkı söyleyebiliyorsun. Biz şarkı söyleyebiliriz. Kendimiz yine mırıldanabiliriz belki. Ama bu hani kendi kendine masaj yapmaya benzer. Başka biri yapacak masaj. İsmail seninle şimdi bir oyun oynayacağım. Şimdi senin adın İsmail, baş harfin İ. Evet. Şimdi 10 saniyede İ ile ilgili bütün dünya şehirlerini düşündüğünde bakalım kaç şehri aklına gelecek? İ harfiyle başlayan. 1, 2, 3. İskenderun, İstanbul, İzmir, İzerlon, Ingolstadt. Doldu. 10 saniye ne çabuk geçti. 10 saniyede 5 tane saydın sadece Isorheim bir şey dedin. O neresi? İzerlon. İzerlon neresi o ya? İzerlon. Hani İzerlon. Lisabon mu yoksa? Yok İzerlon. İzerlon. Yok İzerlon. 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 İngiliz mi? Kadarıyla Nordrhein-Westfalen'de. Ha. Tamam, Almanya'da bir şehir. Almanya'da bir şehir. Yok tamam inanıyorum inanıyorum. Hiç gerek yok. Zaten bulur reji şimdi onu var mı yok mu diye. İzerlon? İzerlon ne ya? İzerlon? İzerlon mu dedi? Ama hiç sayamam dedim 10 saniyede. 5 tane saydık. Valla. Evet. Rafet Bey 4. Ya insanlar 4, aslında düşündüğünde hani böyle bir şey olmasa aklına 20 tane şehir gelir. Evet. Ama böyle evet. Bir yarışmaya girdiğin anda sanki. Doğru. Aynen öyle. İsmail mesela Almanya'ya gidince veya Türkiye'ye gelince hani bu iki ülke arasında neyi, neresini özlüyorsun? Ya, daha önce insanları hani sevdiklerimizi Almanya'da da sevdiklerimiz var, akrabalarımız var, dostlarımız var, ailemiz var, yeğenlerimiz var. Tabii önce sevdiklerimiz. Tabii çocukluk arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Sevdikleriniz yanınızda olmasa her yer insana soğuk gelir. Türkiye'de de öyle, sevenlerimiz var. Oranın atmosferi zaten bir bambaşka. Evet, Almanya'ya gidince mesela hani Türkiye'nin... Her şeysini özlüyoruz oranı. Her şeysini, tozunu, suyunu, havasını, atmosferini. Kendinle barışık bir insan mısın? Tabii barışık olmak zorundayız. Ama bir şarkında şey böyle sanki ben ne kadar çirkinim diye böyle bir şeyler söyledin. Doğru mu? Yani var yoksa, mı öyle bir şarkı? Yani yoksa ben tipsiz miyim? Ha? Yoksa ben tipsiz miyim? Abi ne yapıyorsun? Hop diyorsun hiç aldırmıyor. Hop diyorsun dönüp bakmıyor. Başkalarına bakıyorsun herkes
İstediği şekilde. Anladım. İstediği, yoksa ben şey miyim? Yoksa sorun bende mi? Yoksa tipsiz olan ben miyim? Anladım. Hani, öyle bir şey var. Ama kendinle barışık ve mutlusun. Barışım yani. Evet. Aslında yani gerçek hayatta bunlar yaşamışlığımız aslında. Hani barışık olmadığımız dönemler de oldu. İnsan aklına bazen en negatif şeyi getirebiliyor. Belli bir nedenlerden dolayı belki şansın baktın açık değil. Ama ne diyorsun ya, yoksa ben tipsiz miyim? Ya bir an böyle insan düşünüyor. Kendinde arıyorsun sanki, bende mi problem diyorsun değil mi? Bunları şarkılarda dile getiriyoruz. Aynen. Genci öyle. De yaşlısı da bazen böyle düşüncelere kapılabiliyor. Biz de onların kapıldığı şeylere diyoruz, kapıları kapatıyoruz arkadaşlar. Sadece sizlerde değil, biz de aynı duygular yaşıyoruz. Yok aynen böyle bir şey. Allah herkesi güzel yaratıyor. Bir nebze ışık tutuyoruz yani şarkılarımızla. Ortadaki kayıtta değil. Onu evet, söyleyecektim. Onu fark ettik şimdi. Tekrar dener misin altıya? İster evlilik olsun bu, ister başka iş hayatında yeni kararlar, işte ülkeden ülkeye geçmek. Sen ne planlarsan planla, hayal edersen et, hayatın hep seninle ilgili başka bir planı var. Doğru. Sanki bana öyle geliyor. Bugüne kadar hayatımda kurduğum, hani böyle hayal ettiğim planın hiç zamanında ve yerinde olmadı. Evet. Doğru. Hani bazıları gerçekleşti böyle müzikteki başarım falan. Hı. Ama yıllar sürdü. Mesela 10 yıl boyunca plak şirketi falan aradım. Hı. Sen böyle uzun süre bir plak şirketi aradın mı? Hani o zamanlar müzikle uğraşırken. Ya bizim tabii Yurtseven kardeşler olarak çıkardığımız albümlerle istediğimiz, çok çok istediğimiz televizyon programlarına katılamıyorduk. Mutlaka elinde tutan, seni gezdiren, evet, iyi bir yapımcın olmasın hit gerekiyordu. Hit olmana rağmen, hit yakalamanıza rağmen televizyon programlarına çıkamadınız evet mı? Evet. Birçok yani zaman çıkamıyordum. Yani bu işin aslında şeyi de çok önemli değil mi? Hani menajeri, yapımcısı. Menajeri de, yapımcısı da. Her şeyi bir bütün tanıdık, sanki. Tanıdıkların olması da gerekiyor. Yani hani iyi bir ses şey, sadece iyi bir şarkı yeterli evet değil başarı için. Öyle mi düşünüyorsun? Yani o da önemli. Şimdi sadece, yani şimdi sadece işte kolunuzdan tutan biri, ben seni istediğim programa çıkarım kardeşim, hiç gerisini merak etme demek de olmaz. Şarkı da güzel olacak ki evet, insanlar dinledikleri zaman seni tutsunlar, seni bir yere getirsinler. Sadece çıkmak da bir marifet değil. Hani tabii bugün sesi güzel olmayan insan da çıkabiliyor istediği yere. Ama kalıcı olabilmesi için, onun yüreğine işleyebilmen için güzel şarkılar yapman lazım, şarkılar söylemen lazım, sesin ile yorumunla insanların kalbine girebilmen lazım. Evet. Acaba karşına seni mutlu eden biri çıkacak mı? Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ya insanoğlu beklentileri. Ha başka bir. Ama olsun ya, yine de güzeldi. Tamam oldu. Tamam ne yapalım? Siz söyleyin hemen bir atasözü. Kendi düşen ağlamaz. Dostluğun sırrı vardır. Sır verme dostuna. Ha tamam, hadi onu yapalım. Peki bir de çok şey yapıyorlar. Hani mesela hepimizin hayatında şimdi, hani Türk kültüründen geliyoruz. Aile içinde ya annen ya baban, belki de böyle çok örnek aldığım bir insan. Sana böyle hep çok özel aile içinde kullanılan bir atasözü var mıdır Türkçe? Sır verme dostuna. Dostunun da dostu vardır. O da söyler dostuna. Aa. Yani buna, oldukça uzun bir atasözü. Buna da çok inanıyorum evet. İnanırsın. Sır verme dostuna. Dostunun da dostu vardır. O da söyler dostuna. Aslında kısaltması şöyle de olabilir aslında. Sır verme dostuna. O da söyler dostuna. Evet. Evet, bu atasözü tabii biraz böyle şey. Hani ben mesela sırrımı dostuma vermeyeceksem kime vereceğim? Veya hiç mi kimseye mi sır vermeyeceğim? Evet. Veya derdimi dökemeyeceğim? Evet. Sır tabii sırra bağlı. Değil mi? Evet. Sırdan sıra evet bağlı veya evet dertten derde bağlı. Evet. Olabilir. Onun da hani belki, onun da eşi, o da eşine çok güveniyor. Aynen onunla öyle. Onunla paylaşabiliyor. O da kızına söyleyebiliyor. O kesin da tabii. Sınıf arkadaşına söyleyebilir derken, ooo cümbür cemaat. Herkes duymuş seni sevdiğimi yar. Falan filan. Yani biraz sonra belki mırıldanırsın ama bunu... Hatırlıyor musun? Şunu biraz aa okuyalım ya. He? Hemen hatırladım. Daha önce bunu İsmail'le bizim başka bir stüdyoda okumuştuk. Delice severdik, birden ayrıldık. Bu benim sebebi.
koyabilirsin üstüne. Aşmamız imkansız. Saçının teline bir dokunabilsen. O günlere yeniden aşmamız imkansız. Gönlüm inan imkansız. Dokuz mevsim beraberdi, birden ayrıldık. Hem oynardık hem gülerdik, şimdi en oldu. Dokuz mevsim beraberdi, şimdi ayrıldık. Hem oynardık hem gülerdik, şimdi el olduk. Dokuz mevsim okumuşuz beraberdik, vallahi şimdi doya doya ayrıldık. Hem oynardık hem gülerdik, şimdi el olduk. İsmail Yeki abi, Rafet Elroman. Kendimizi alkışlıyoruz. Geçen böyle sosyal medyada seninle ilgili tabii sevenlerine soru sorduk, hani program amaçlı ona sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok ilginç İsmail. Mesela 4-5 tane mesaj ilgimi çekti. Orada dediler ki İsmail YK evlenmeyi düşünüyor mu veya evliliğe nasıl bakıyor? Hani bir gün düşünürse işte bunun nasıl bir şey olabilir diye böyle sorular sordu ama çeşit çeşit, hepsi birbirine benziyordu. Hmm. Ne düşünüyorsun evlilik hakkında? Evlenebilir misin bir gün? Ya çünkü bekarsın değil mi daha? Bekarım evet. Evet. Hiç evlenmedim. O deneyimim yok benim. Çok evliliğin ilginç. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece anlattıklarını gördüklerinden, ailenden, akrabalarından. Aynen. Sonra bir an düşündüm. Evliliği düşündüm. Evet. Evliliği düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum. Aa, çok ilginç. Yani çünkü evlilik başka bir şey, evlenmek başka bir şey. Ben evliliğin hani hayal ettim, düşündüm. Evlenmeden önceki hayaller var. Evet. Hayaller var, beklentiler var. Bence herkesin beklentisi pozitif. İşte evlenince şuraya gideceğiz, şunu yapacağız, Zeliha teyzelere gideceğiz, Erkanlarla tanışacağız, şunu yapacağız, sporumuzu yapacağız, sabah kalkacağız, beraber jogging yapacağız, yüzmeye gideceğiz, şu şarkıları dinleyeceğiz, ben ona hatta bir sürpriz yapacağım, şöyle böyle böyle böyle, hep pozitif, 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 pozitif. Beklentiler hep yüksek. Evlenince kimse şunu düşünmüyor ki, ben evlenince biz birbirimize gireceğiz. O bana şunu diyecek, sonra ben de ona kızacağım. Bunu kimse düşünmüyor ki. Evet. Bunlar da olunca bu sefer beklentinin aşağısında oluyor. Vay beklentinin be. Aşağısında olduğu. Evliliğin matematiğini zaman bu kadar yaptın yani. Evet. Korku var. Evet. Ama diyelim ki deli divana aşıksın. Çok seviyorsun İsmail. O zaman yapacak bir şey yok. Ben onunla Grönland'a da giderim. Gerçi Grönland'a çok uzak. Ya o kadar da gitmem de. Çok soğuk. Çok soğuk orası. İsmail çok alemsin. Abi Grönland nereden aklına geldi? Uzak hani, değil mi? Çok soğuk bir de. Yok yok, o kadar değil. Yani o derecede çok aşık olmam lazım. Türkiye'ye gidiyor musun şimdi önümüzdeki günlerde? Şimdilik yok. Belki yok, Haziran ortasında. Haziran'da. Evet, tamamdır. Devam ediyoruz. Arkamızda var. Dün böyle oturduk rejiyle, menajerimle seni konuşuyoruz. İşte okuyoruz tabii hayatını incelerken. Mesela 10 tane enstrüman çalıyorsun. Diyorum ki ya bu adam bunu hangi zamanda öğrendi? Yani yememiş, içmemiş, sadece kendini müziğe mi vermiş? Gerçekten doğru mu? 10 tane enstrüman çalıyorsun. Evet. Ya birbirine yakın olan enstrümanları da sayarsak 14. Senin bağlama zaten. Ne? Bağlama. Bağlama. Telli enstrümanlar. Sitar. Mesela Hindistan sazı. Çalıyorsun, onları da çalıyorsun. Evet, işte zaten bir telliyi çalmaya başladığın zaman sen sazla başladın. Ha, karakterleri tabii farklı oluyor. Çok onların müziğini de dinlemek gerekiyor. Sonra işte kanun da çalıyorsun. Klavye. Süper. Klavye kursuna da gittim hatta. Peki bestelerini genelde hangi enstrümanla yapıyorsun? Ya bağlamaya gitar. Ya bağlamaya gitar. Bazen sorsalar ki müzikle ilgili en güçlü yönüm bu. Mesela benim en güçlü yönüm sesim. Hı hı. Mesela sende bu nedir? Evet, aranje.
Aranje mi? Ha, müzik aranjesi. Hani o zaman söz, sen aranjelerini söz de kendin yapıyorsun. Tabii söz ve beste de genelde. Her zaman değil. Vallahi genelde. Bir kere daha kıskandım. Estağfurullah baba, estağfurullah. Bir şey daha var. 3 tane soru. Hı hı. Yani aslında soru değil, kelime. Hı hı. Mesela aklına gelen ilk şey. Hı hı. Sana neyi çağrıştırıyor? Deri ceket. Moto hep aklıma ilk başta şey geliyor böyle motor bisiklet. Motor bisikletçi. Ha. Deri ceket olunca yani böyle sahne mahne senin aslında çok sıkça giydiğin bir şeydi. Onun için dedim hani evet. Hayatında zaten özel işte bir anlamı motor, var. Motor bisiklet şeyi vardı, sevdası vardı. Motor ben sürüyor musun? O kıyafetleri çok eskiden sürüyordum. Var ya ne oradan, motor ehliyeti? Motor ehliyetim yok. Ama kullanmasını biliyorum. Evet, kullanmasını biliyorum. Bende de traktör ehliyeti yok ama traktörü sürüyorum maşallah. O kolay da değil ha. Kolay değil. Değil tabii ki. Tabii bir de yokuş aşağı yokuş yukarı falan. Tabii canım. Bir de güç lazım yani denge lazım. Ben o yüzden hani o sevdası vardı. Ben oradan zaten bu efekt dans şovları yaparken oradan aldım o kıyafet tarzına gittim. Evet. Ben. İkinci kelimeyi o zaman söylüyorum. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses imparator desek yanlış olmaz. İlk akla gelen imparator. Evet desek yanlış ama olmaz. Ama Fatih Terim'e de imparator diyorlar. Evet ama o farklı bir imparator. Yani her çıkardığı albüm tutar mı ya? Hani her evet. Albüm daha doğrusu her albüm demeyelim de. Her çıkardığı albümde tutmayan şarkısı yok. Hani bugün radyoda dinleyelim ben bu şarkısını hiç duymadım dediğimiz bir şarkısı yok. Evet yok. Özellikle de tabii ki böyle bakınca yıllara yani arkana bakınca bir kilometre taşları var tabii İbrahim Tatlıses deyince. Hı-hı. Şimdi ben neden söyledim biliyor musun? Hı-hı. Çünkü sen şöyle bir röportaj yapmışsın. Demişsin ki eğer müzisyen olmasaydım ressam olmak isterdim ve İbrahim Tatlıses'in portresini çizerdim. Hı-hı. Doğru mu bu? Evet. Öyle çizmiştim zaten. Öyle mi? Var ben mı orada öyle bir portre? Canlı yayında yapmıştım. Aa, ben çizim de var sende. Aha, aynen. Vallahi zaten... ben sana artık sormayacağım ya. İzerlon. Ben yani... Ya çok mu başarılıyım aslında diyeyim. Aslında kendimi geliştirebilirdim. Evet. Geliştiremedim. Kimilerin var öyle elinde geliyor. Kendilerini geliştirmedikleri halde çok çok iyi yapabiliyorlar. Ama ben gerek duyuyordum yani geliştirmek. Tabii. Geliştiremedim. Hı. Evet İsmail. Son üçüncü kelime kaldı. Hı-hı. Eurovision. Hı-hı. Sende neyi çağrıştırıyor? Eurovision heyecan. Hı-hı. Yarışma. Evet. Biraz politika. O yüzden katılmayı pek istemiyorum. Aa istemedin. Yok. Ben de ne dedim biliyor musun? Hani belki hep katılmak isteyip de bir türlü başaramadığım bir şey. Anladım. Yok hiç istemedim. Hiç istemedin hiç değil istemedim. Mi? Yalnız burada kız fena kıskanıyor. Şey yapabiliriz aslında bunu. Playback üstüne koyabilirsin. Çünkü o zamana kadar şarkı çıkmış olur. Rafet Bey. Tamam süper. O okuduğumuz yerleri. Aynen öyle yapar montajda. Olmaz. Evet, kurgulanır. Bir zaten birinci nakarattan girmiştik. Olmaz abi. Rafet Bey. Rap nakarattan girmiştik. Aynen Rafet Bey yetişmez. Harika. Abi onu siz karar verin. Senin şu yeni şarkını merak ediyorum. Şöyle sadece bir nakarat ağzı olan konuşuyor. Hı. Ya bir ara ne sardı millet bu kelimeye? Ya değil mi? Böyle tırların arkasına falan yazıyorlardı. Ha klibini de çektin. He. Ağzı olan konuşuyor. Birisi gel bakayım şunu bana. Biraz şuradan böyle az da bir şey böyle gönderelim. Ya değerli izleyiciler ilk kez İsmail YK yeni klip. Birileri bir de geri kıskanıyorsun kızım. Ağzı olan konuşuyor, birisinden saçmalıyor. Birileri bir de geri kıskanıyorsun kızım. Wow, dans hareketleri müthiş. Yandaki arabalar da bize bakıyor. Boşa
eleştiriye açık mısın? Şimdi mesela tabii ki dedim ya, dün yine rejiyle oturduk, hani insanlar ne düşünüyor? Yani seni çok sevenler de var, yere göğe sığdıramayanlar. Ama böyle acayip acımasız eleştirenler de var. Belki evet. Sen de okudun. Tabii, o eleştirilere çok, nasıl kulak asıyorsun veya karşılıyorsun? Şimdi tabii biz insanız. Ben bunun ne kadar normal... Hey! Telefon! Uçakta değiliz ama uçak modus yapmam gerekiyor. acil mi? Daha var. Ha? Yok yok, arabadayız biz şu an. Şu an program yapıyoruz. Yok yok, biraz uzaktayız değil mi? Şu an Aufnahme yapıyoruz şu an ama. Geliyoruz. Şimdi arkadan tabii şarkı abi, mı gelecek Rafet... İsmail yoksa? İbrahim Tatlıses tek. Şu an Rafet El Roman'dayım. Ben seni biraz sonra ararım. Hadi bak. Tamam, aleyküm selam. Ya selam. Benim şova da hazırlasaydın senin ya böyle bir şey. Yapmışken vallahi. Vallahi bir an telefon çaldı ya. Dedim acaba bana da mı aynı numarayı yapıyor? Vallahi aslında yapılabilir de. Akşamdan ışıktı yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar, bizim oğlan aşıktı, dinoy dinoy yaylalar, bizim oğlan aşıktı, dinoy dinoy yaylalar, Abdi kızı zapteyle yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar, hüküm şimşir kaşıdır, diloy diloy yaylalar. Hüküm şimşir kaşıdır, diloy diloy yaylalar. Da 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 Yani İsmail, yine harika bomba gibi bir sohbet oldu. Sana çok teşekkür ediyorum. Umarım sen de keyif aldın. Vallahi çok çok keyif aldım. Bak işte bu yolculuğun da bitmesini istemedim. Aa, harika. Vallahi bu yolculuğun da kardeşim bitmesini benim. Daha nice nice güzel yolculuklara hep birlikte diyorum. Amin. Şimdi sana şu Amin. Şeyimi vereyim. Şu hatıra defterimi. Şöyle bir göz at istersen. Kalem de vereceğim sana. Şöyle içine çok, içinden çok geldiği ederim. Gibi bir şeyler karala. Harika. Selfie yaptık. Ağzı olan konuşuyor. Vay. Çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Tek bir kelime de kaçırıyoruz. Hep S ile başlayacaktı ama olsun. Seviliyorsun. Wow, yani yine de şey yaptın. Şiir yazdın. Gibi. İsmail, çok çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sonra okuyacağım bunu sevenlere. Eyvallah. Şimdi İsmail, sadece tam gitmeden önce senden bir ricam var. Yani adet usul artık sosyal medya dünyasında yaşıyoruz. Bir selfie rica edeceğiz. Dilersen sen çek. Tamam, güzel bir selfie yapalım. Tamam. O da bize hatıra, anı kalsın. Fotoya değil mi? Evet. Kendine çok iyi bak. Sağ olasın. Sen de kendine çok tekrar çok iyi bak. Tekrar görüşmek ümidiyle. İnşallah. En yakın İsmail zamanda. YK efendim. Alkışlarınızı. Hep beraber seviyorsunuz.
Evet değerli izleyiciler, İsmail YK hatıra defterimize bakın ne güzel şeyler yazmış. Sevgili Rafet abim, seninle yolculuk yapmak çok keyifliydi. Sadece şarkılarda değil, yollarda da aşk ile gaza basıyorsun demiş. Ayrıca yeni programın hayırlı uğurlu olsun, seviliyorsun İsmail YK. Çok teşekkür ederiz. Evet, böylece bir programın daha sonuna geldik. Umarım yine keyifli bir yolculuk oldu sizler için de. Tekrar bir başka programda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. TRT Türk ekranlarında her hafta Rafet Erroman'da Her Şey Yolunda Mı? Programı sizlere ekranlara sunacağız, ekranlara getireceğiz. Evet, bir daha deneyelim. Sabah akşam hep aynı. Sabah akşam hep aynı. Ben artık burayı keseriz abi, bir daha alırız. Evet, konuşuyoruz şu anda, sohbetteyiz. Buralarını kesecekler. Sanki olmuyor arkadaşlar. Evet, kapatıyorum şimdi. Çünkü bayağı bir şey çektik, izlersiniz.